Değerli izleyenler, başka bir Erkçi Haber size aktarayım. Ben dün meydana gelmişti. İstanbul'da Kürtçe konuştuğu için Duhoklu Kürt iş insanı gezmeye geldi. İstanbul'da yemek yerken Hakim Lokman telefonda ailesiyle görüntülü konuşurken bir grup Erkçe'nin saldırısına uğruyor ve orada bıçaklanarak öldürüldü değerli izleyenler. Dün İstanbul'un göbeğinde. Evet, bu İstanbul'un göbeğinde meydana gelen olaya ilişkin tabii ki çeşitli açıklamalar var ama akrabası Basil Goran ekranlar karşısına çıktı ve görüntülü olarak, bakınız, kamuoyuna ne dedi? Bizim Kürtler sadece Türk pasaportu taşıyanlar tarafından öldürülüyor. Neden sadece Irak Kürtleri orada öldürülüyor? Kürdistan bayrağını taşıyıp Kürdüm desen 1000 küfür yersin. Bu olayın aynısı gibi seni öldürebilirler diyor. Doğru söylüyor. Bunu bence bu vatandaşlar gidip Güney Kürdistan hükümetine sorması gerekiyor. Güney Kürdistan hükümeti dünden bugüne kadar herhangi ciddi bir açıklama da yapmadı. Ama Türkiye'de İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Bugün açıklama şöyle diyor ki, efendim bu öyle Kürtçe konuştuğu için meydana gelen bir olay değil. Sataşma yapılmış, bilmem ne olmuş, ondan sonra olay çıkmış ve öldürülmüş diye bir şey paylaştılar, bir açıklama paylaştılar. Oysa ki orada görgü tanıkları var. İki görgü tanığı var. Olaya görgü tanıklığı yapan iki kişi konuştu dün. Kameralar önüne çıktı ve dediler ki biz gördük, şahit olduk. Evet, ailesiyle görüntülü olarak Lokman Kürtçe konuştuğu için Hakim Lokman bir grubun tacizine uğradı ve çıkan kavgada öldürüldü, bıçaklandı diye bir kamuoyuna, ekranlar karşısına çıkıp açıklama yaptılar. Bu insanlar çıkıp herhalde böyle net bir şekilde kendilerine ya da kamuoyuna kandıracak bir iftira atacak halleri yok. Dolayısıyla bu konuda üstü yine örtülmek isteniyor, kapatılmak isteniyor. Güney Kürdistan hükümetinin ciddi bir açıklaması, girişimi zaten hiç yok. Umurlarında değil. Kendi vatandaşları gelmiş burada gezmek için. Daha önce de olmuştu değerli izleyenler. Hatırlıyorsunuz, Karadeniz'e gidenler Kürdistan bayrağı birisi yeşil sarı kırmızı boynuna taktığı için linç edilmişlerdi. Zar zor ölümden kadınları linç etmişlerdi değerli izleyenler. O yüzden Güney Kürdistan hükümetine sormak gerekiyor. Hakikaten de siz kendi insanlarınızı neden Türkiye'ye teşvik ediyorsunuz, gönderiyorsunuz turistik için, gezmek için? Başka ülke yok mu? Niye? Çünkü sizin insanlarınız, Kürtler, Türkiye'de zaten güven altında değil. Zaten Türkiye'de ırkçılık almış başını gidiyor, yabancı düşmanlığı almış başını gidiyor. Siz halen vatandaşlarınızı Türkiye'ye yönlendiriyorsunuz ve Türkiye'de yaptığınız işbirliği böyle size bu şekilde dönüyor. O kadar çok güvendiğiniz Türk devleti var ya, o kadar çok güvendiğiniz AKP, MHP, faşist rejimi var ya, işte böyle size geri dönüyor. O yüzden kendi vatandaşlarından sahip çıkmayan, gerçekten de kendisinden aciz, kendi koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyen bir hükümete karşı karşıyayız ne yazık ki. Umarız ki bu gidişat bu şekilde devam etmez. Değerli izleyenler, elbette ki önemli gelişmeler yaşanıyor. Bütün bu gelişmeleri akşam Dem TV ve Adem Karaçoban ortak yayınında YouTube üzeri ve Facebook üzeri elbette ki izleyebilirsiniz. Akşam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saygılar.